Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı sayfa 47'yi işleyeceğiz. Hazırlık çalışmalarından başlayalım. Türk Dil Kurumu'nun genel A sayfasından büyük Türkçe sözlüğü bulunuz. Bu sözlükten adab, edep ve nezaket kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz. Adab, güzel ahlak manasına gelen edep kelimesinin çoğuludur edep, utanma, incelik, kibarlık, toplum içerisinde olan ahlak kurallarına riayet etmek, nezaket, başkalarına karşı incelikli ve saygılı davranma. 5 nezaket kuralı öğrenerek bunları defterinize yazınız. 1. başka kişilere eziyet veren eleştiri ve sözlerden kaçınmak. 2. misafirliğe gidildiği zaman gösterilen odaya oturmak. 3. saygılı ve kibar olmak. 4. konuşurken insanların sözünü kesmemek. 5. eleştiri ve fikirleri zamanında ve kibarca yapmak. Peygamberimizin güzel ahlaklı olmayı ve güzel söz söylemeyi konu edinen iki hadisini bularak sınıfınızda okuyunuz. İyilik güzel ahlaktan ibarettir. Hayırlınız ahlakı güzel olandır. Kıyamet gününde mümin kulun terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey bulunmaz. Allah Teala çirkin hareketler yapan, çirkin sözler söyleyen kimseden nefret eder. Güzel söz hadisleri. Birinizin oruç günü olduğu zaman sakın çirkin söz söylemesin ve cehalet gereklerinden bir şey işlemesin. Eğer bir kimse ona karşı cahilce davransa, ben oruçlu bir adamım desin. Toplumsal ilişkilerde nezaket kurallarına uymanın önemi nedir? Aile büyüklerinizle konuşup öğreniniz. Nezaket kuralları toplumun düzenini sağlamak ve insanların birbirlerini rahatsız edici davranışlardan kaçınmaları içindir. Bu yüzden bu kibar davranışların olduğu bir toplumda insanlar birbirinden rahatsız olmaz ve hoşça vakit geçirirler. Kırıcı davranışlara insanlar incinmemiş olurlar. Genel Ağ, Peygamberler Tarihi, İslam Ansiklopedisi gibi kaynaklardan Hazreti Lokman hakkında bir araştırma yapınız. 560 560.000, 3.000, 3.500 veya 4.000 yıl yaşadığı rivayet edilmiştir. Lokman'ın ismi Kur'an'da geçmektedir. Peygamber olduğu konusunda rivayetler vardır. Halk arasında da hikmet sahibi ve tıp alanında bilgili olarak geçmektedir. Eyüp asla akraba olduğu da rivayeti vardır. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.